Aynı zamanda bu kötü ve tekrarlanmamasına temenni ettiğimiz olaylar sonrasında bir milletvekili bacağından ısırıldığını iddia etti. Ve daha sonra çeşitli milletvekilleri bu eylemi benim yaptığımı iddia ettiler. Şimdi arkadaşlar bu işler tabiri caizse er meydanında siyaset meydanında, bu ülkenin meydanlarında hayatını ahlaklı ve yiğitçe durmaya adamış insanların işi değildir. Ben şimdi bu açıklamayı bugün bir AKP'li milletvekili de bu kürsüde yapmış. Meclis başkanlığına bir başvuruda bulunduk. Başvurumuz şu. Şahıs bacağında bir ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epitel doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Bütün masrafları benden. Epitel doku testi. Yaptıralım. Yaptırmazsa yalancıdır, sahtekardır, üçkağıtçıdır. Bu parlamento çatısının altında olmayı hak etmeyen bir müfteridir. Çok net söylüyorum. Epitel doku testini yaptıralım o milletvekillerinin iddia ettiği gibi o sonuçta ben çıkarsam hemen o testin sonucuna göre istifa etmeyi namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Ama o testin sonucunda ben çıkmazsam o iftiraya atanların tamamı namussuzdur, namussuzdur ve derhal istifa etmeleri gerekir. Bu kadar da net bir şekilde söylüyorum. Ben meclis başkanlığına bu konuşmaları yapan milletvekilleri hakkında bir talepte bulundum. Kendilerine iftira suçundan disiplin soruşturması açılmasını talep ettim. Olayın gerçekleştiği iddia edilen saatteki kamera kayıtlarının şahsıma bir an önce verilmesini talep ettim. Ve bu şahsın epitel doku testlerinin yapılması için ivedilikle girişim başlatılması amacıyla yazılı müracaat yaptım. Arkadaşlar bakın, AKP iktidarı Anayasa görüşmeleri toplum tarafından tartışılır hale geldiği için ve getirdikleri bu dikte anayasasının içeriği toplum tarafından konuşulur hale geldiği için meclisi kaosla, şiddetle anmak, bir araya getirmek ve parlamenter sistemin yürümediği algısını yaygınlaştırmak için bu olayları tezgahlıyor. Ya dünyanın her yerinde arkadaşlar kürsü işgali bir parlamento geleneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda geçmişte kürsü işgalleri yapılmıştır. Kürsü işgal eden siyasi parti grupları alkışlı protesto yaparlar ve sonsuza kadar da orada durmazlar. Bir süre sonra yerlerine otururlar ve o mevzuata dair tepkilerini halka iletmiş olurlar. Başından beridir söylüyorum. AKP grubu kavga çıkartma pahasına Parlamentoda FETÖ'cü darbecilerin dahi yıkamadığı kürsüyü yıkma pahasına açık oy kullanmasında ısrar ediyor. Niye? Çok net arkadaşlar, kendi milletvekillerine güvenmiyor. Neden? AKP içindeki baylokçuların hayır oyu vereceğinden korkuyor. Baylokçu vekiller hayır oyu verecek korkusuyla iş tüzüğü ihlal edip adeta kan dökmeyi dahi göze almış bir şekilde burada savaş gerçekleştiriyorlar. Niye bu kadar ısrarcısınız? Girin kabine oy kullanın. Ve biliyor ki kendi içinde FETÖ'cüler var. Bu FETÖ'cülerin nasıl bir tutum izleyeceğini kestiremiyoruz diyorlar. Yahut da saray darbesiyle alaşağı ettikleri Davutoğlu'nun ekibi var. E bunların nasıl davranacağını kestiremiyoruz diyorlar. Dolayısıyla buralarda sorun var. Şimdi bir milletvekili bugün çıkmış buraya. Ben şahsen tanımam sadece kavga çıktığında görüyorum kendisini. Bugüne kadar bir önerge verdiğini görmedim. Efendim hiçbir siyasi mülazada görmedim. Ama ne zaman mecliste kavga çıksa en önde gördüğüm böyle kaytan bıyıklı bir arkadaş. Bu kaytan bıyıklı arkadaş demiş ki Trabzon vekilimizin bacağını sıran Eren Erdem demiş. Yani parlamentonun ahlakı var. Onun lisanıyla ben ona hitap ederdim ama bu benim ahlakıma yakışmaz.